Evet, yeni bir akıl oyunu programıyla daha sizlerle beraberiz. Bu hafta iki bölüm olarak çekeceğiz. Önümüzdeki hafta evimizin değişik yurt dışı işleri olduğu için iki gündemi beraber çekelim istedik abi malum. İki bölüm olarak da yayınlayacağız. Bugün 12 Eylül. Dolayısıyla 12 Eylül ile ilgili olan bölümü, ilk bölümü hemen 2 gün içerisinde yayına koymuş olur arkadaşlar. Yarın öbür gün. Diğerinde önümüzdeki hafta içerisinde yayınlamış oluruz. Şimdi aslında birinci bölümde 12 Eylül ile ilgili konuşmak istiyorum. İkinci bölümde belki 4-11 Eylül Sivas. Gerçi o tarihi biraz geçti ama o konuyu siz birçok yerde işlediniz. Çok da güzel zevkle dinledim anlattığınız programları. Değinebiliriz ama ekonomiyle ilgili çok konu var abi. Değişik siyasi isimlerden çok değişik açıklamalar geldi. Maalesef narin evladımızla ilgili gündeme gelen kayıp çocuklar meselesi var. Ve bunun bir de hem uluslararası ayağı var hem de Türkiye'deki toplumsal ayağı var. Farklı farklı yönleri var. Bunlara değineceğiz ama isterseniz 12 Eylül Türk siyasal tarihinde bir dönüm noktası. Çok şey değişti. 12 Eylül'ün Türk siyasetinde ne getirdi ne götürdü. Bunları değerlendirmenizi istiyorum. Ben de 12 Eylül ile ilgili sizden sonra en son ekonomik olarak Türkiye ondan sonraki özel süreci birlikte neler yaşadı? Belki birkaç cümlede ben ona değinmek isterim. Olur. Peki hemen hızla başlayayım. Bir 12 Eylül 1980 çok net. NATO'cu, Amerikancı bir faşist darbedir. Kimlerin eliyle yaptırıldı? Atatürkçü olduğunu iddia eden general ve amiraller eliyle yaptırıldı. Peki. Şimdi 12 Eylül 1980 bu faşist darbe bir sonuç. Peki bu darbenin yapılabilmesi için toplumun hazırlanması gerekiyor. Toplumun buna evet demesi gerekiyor. Bunun için neler yaptırıldı? Bir kere biz 12 Eylül 1980'deki bu faşist darbeyi anlayabilmek için başlangıç noktamız nedir biliyor musun? Ta başlangıç noktamız 12 Şubat 1969 Kanlı Pazar'dır. Bir kere Taksim'de Kanlı Pazar'dır. O Kanlı Pazar'ı anlayabilmenin de en önemli tanıklarından birisi Yaşar Okuyan'ın kendisidir. Kendisi bunu çok güzel anlatmıştır. Biz demiştir ülkücüler, MHP'liler de o meydana sürüldük. Kollarımıza mavi kurdeleler bağladılar polis bizi tanısın diye. Ve oradaki büyük işte öldürmenin içinde bulunmuştur. Ne yazık ki bu ülkenin yoksul Anadolu çocukları, ülkücüsüyle, solcusu, devrimcisiyle yoksul Anadolu çocuklarıdır, işçi çocuklarıdır. Bunlar orta direk çocuklarıdır. Her iki taraf ve birbirlerine kırdıracaklar bunları. 69'dan sonra ikinci basamak nedir? 12 Eylül 1971'dir. 12 Eylül 1971'de tabii ki darbe yok, ihtilal yok, ne var? Muhtıra var. Bunların hepsini birbirinden ayırmak gerekiyor Selim. Bunlar adım adım yapılan şeylerdi. Mesela 27 Mayıs için ne diyoruz? İhtilal olarak başladı, sonra devrime dönüştü. Sebebin anayasanın değişmiş olması falandır. Onun öyle tanımlıyoruz. Şimdi onu kenara bırakalım. Şimdi yürüyelim. 12 Mart 1971'in sonuç itibariyle baktığınızda ne oluyor? 68 kuşağı diye tanımladığımız deniz gezmişler kuşağı, yani 47'lilerdir ya onlar. Deniz gezmişler kuşağı, evet, çeşitli eylemlerde bulundular. Onların şimdi uzun uzun anlatacak değiliz o eylemleri. Yani sonuçta Macomber'in, Büyükelçinin arabasını yakanlar ODTÜ'de. Hepsi öldürüldü. Hepsi öldürüldü. Deniz gezmişler bu hep diyoruz ya üç genç fidan diye. Bunlar hiç kimseye, insana mermi sıkmadıkları halde bunlar idam edildiler. Sebebi neydi? Mecliste AKP'liler bağırdılar. 3'e 3 oldu. Yani 27 Mayıs'ın sonucunda idam edilen Başbakan, Dışişleri Bakanı ve Maliye Bakanı'na karşılık 3'e 3 oldu diye böyle feryat figan vardı. Ha, bu idamlarda mecliste bulunan CHP'nin bazı milletvekilleri mensupları da el kaldırdı mı, onayladı mı? Evet, el kaldırdı, onayladı. Şimdi o çok konuşulmuyor ama bir grup CHP'li de bu idamları onayladı. Sırf Adalet Partililer ya da sırf MHP, yani Cumhuriyetçi Gönüllü Millet Partisi MHP adını aldı ya 69'da. Sırf MHP'liler değil. Onu da bir tarihsel bir gerçek olarak bir kayıtta dursun. Sonuç bitti mi diyorsan hayır bitmedi. Peki 12 Mart 1971'deki bu
9 Mart'taki cuntacı sol cuntanın tepesine kimler bindi? Orgeneral Faik Türün'ün liderliğindeki NATO'cu Amerikancı grup bindi. Sonuçta Süleyman Demirel ne yaptı? Bak bunlar darbeci olmasına rağmen Faik Türün onu milletvekili yaptı. Baki Tuğ'da savcı idam kararı veren, bunları nedamet getirseler de idam etmezdik diyen savcıdır Baki Tuğ. Efendim onları milletvekili yaptı. O yetmedi. Faik Türün'ü Cumhurbaşkanı adayı olarak falan gösterdi. Bak darbeciler diyorsunuz ya. Peki şimdi 71'i kenara bıraktık. Devam ediyoruz. Sonra Kıbrıs Barış Harekatı gelecek. Biliyorsun 74 olacak. Onun hemen arkasından ambargo yiyeceğiz. 70 sente muhtaç hale getirecek bir ülke. Ama 74'ün hemen arkasından iki tane gerçek var. O gerçeklerden birisi nedir? Asala kurduruldu. Asala diplomatlarımızı öldürdü. 36 görevlimizi öldürdü Asala. Sonra MİT Asala'nın kafa kadrosuna operasyon yaptı. Öldürdü onları. Ama biliyorsun tabii MİT öldürdü denmedi. İşte bazı ülkücü isimler, MHP'liler zikredildi. Halbuki ilgisi yok. Onlar uzaktan heykele çatapat attılar onlar. Ama öldüren, yok eden MİT'ti. Kendisi o ulusalcı kadro. Yani her zaman önemlidir kardeşim MİT. Her zaman önemlidir. Ondan sonra onu, Asala'yı yok edince Türkiye ne kurduruldu? PKK. 78 Fisköy'ü. Şubat ayı. Bak kurdurulma sebebidir o. Ondan sonra 79'da bunlar yurt dışına çıkın dediler. Niye? Çünkü darbe yapılacak. Şimdi gelelim 12 Eylül'e. 12 Eylül 1980 diyoruz. Aslında 1979'da yapacaklardı darbeyi. Bir yıl geciktirdiler. Sebebi ne? Orgeneral Bedrettin Demirel, bu Erbil Tuşalp abimiz ışıklar içinde uyusun. Önce o yazmış, o söylemişti. Ben de onun üzerine Orgeneral Bedrettin Demirel'e Çankaya Köşkü'nde Kenan Evren'in baş danışmanı diye bizzat bu soruyu sordum. Evet dedi. Bir yıl önce yapacaktık. Sebebi niye yapmadınız? Çünkü dedi yeteri sayıda insan ölmediğine karar verdik. Halk bizi kabul etmez dedik dedi. Bir yıl geciktirdiler. Ortalama 32 kişi öldürüldü. Günde ortalaması. Peki şimdi gelelim asıl sebebe. 12 Eylül NATO'cu, faşist, Amerikancı darbe niye yaptırıldı? Değil mi? Bilim ne diyor bize Selim? Matematik akıl ne diyor kardeşim? Sebep sonuç ilişkisi diye bakacaksınız. Değil mi? Güzel. Sebebini söyleyeyim. 1. 1979 yılında İran'daki devrim darbe yaptırıldı ya. ABD Soğuk Savaş dönemi. ABD ne dedi? Sözüm ona. Hem kendileri bak önünü açtılar. Şahı kendileri devirttirdiler. İmam Hümeyni'yi Paris'ten, Fransa'dan getirttiler. Fakat orada bir büyük dangalaklık var. Today, İran solcuları dincilerle işbirliği yaptı. Şahı devirdi, hava subayları işbirliği yaptı, şahı devirdi. Ardından imam ondan sonra solcuları öldürttü. Kardeşim idam ettiler, öldürttüler. Havacı subayların da bir kısmını abicim öldürttüler. Irak savaşı bir geldi, 9 sene sürdü. Dikkat et bak solcu kimle işbirliği yapıyor? Dincilerle. Yani İran solcuları ne kadar dangalaksa, aynı mahalleden geldiğim için rahat söylüyorum, Türk solu da aynı dangalaktır kardeşim. Aynı dangalaktır Türk solu. Üstelik de ben kendi dönemim için söyleyeyim, Türk solcuları Kürt solculuğunun kuyrukçuluğunu yapmışlardır. Benim kendi öğrencilik dönemim falan çok, kimse ağzını açmaya kalkmasın sakın, isim isim sayarım çünkü. Kardeşim sonra ne oldu aynı solcular? 12 Eylül oldu. Parantez açayım şimdi, bu solcular ne oldu meselesi. Tutuklandılar. Kemalist, Atatürkçüsü, solcusu, solun bütün renkleri. Hapishanede işkenceler gördüler. Öldürüldüler. Göz altında kayboldular. Sonra çıkınca %99'u liberal olduğunu söyledi. Aynı liberaller, liberal olduğunu söyleyenler. Abi devletten biz intikam alıyoruz. Haksız değiller. Haksız değiller. Çünkü ben 12 Eylül'de subayım, şimdi anlatacağım o kısımlarını. Kardeşim ne oldu? 2002 öncesi AKP kadrolarıyla, AKP zihniyetiyle işbirliği yaptılar. Sene 2024, 22 yıldır AKP iktidarda. Ne oldu? Bir süre sonra limon gibi sıktı, attı liberalleri de Erdoğan. Kendileri için ne, hangi cümleyi kurdular? Bizler kullanışlı aptallarmışız. Ülkeyi ne hale getirdiniz? Aynen İran'daki solcu dangalaklığı gibi. Parantezi burada kapatıyorum. Şimdi devam ediyorum. Demek ki bir, İran'da darbeyi yaptırdılar. Sonra Türkiye'de de aynı şekilde olacak diye. Abi Türkiye'de de tuttular, bu darbeyi yaptırdılar. Şimdi demek ki birinci mesele İran. İkinci mesele Soğuk Savaş dönemi, Sovyetler Birliği'nin yayılması.
efendim yayılmayı engelleyecekler, antikomünizm, komünizm karşıtlığı falan meselesi var ya. İkinci mesele o. Üçüncü mesele, Türkiye'de sol yükseliyor, sendikalar disk yükseliyor, solun önünün kesilmesi lazım. Peki kim istiyor? Kim istiyor kardeşim? Bugünkü TÜSİAD. Şimdi tırım tırım ağlıyorlar ya. TÜSİAD. Ne yaptı aynı TÜSİAD o dönemde? Gazetelere verdiği çarşaf çarşaf ilanlarıyla Bülent Ecevit hükümetini devirttirdi. Koca koca çarşaf. Kendi kitaplarında bir de yayınladılar bunları. İki cilt kitap yayınladılar geçmişte. Bilseydim keşke getirirdim benim arşivden. Biliyorsun benim arşivde her şey kayıtlıdır. Hiçbir şey kaybolmaz kardeşim. Sonuçta Vehbi Koç, Sakıp Sabancı, Kenan Evren'e mektuplar yazdılar. Ne duruyorsunuz diye. Yani müdahale edin. Sırf onlar değil. Kenan Evren 6 cilt hatıratında anlatıyor kardeşim. İsim isim söylüyor kimlerin gelip ona müdahale etsin. Parlamenterler ya senatörler geliyor diyor ki müdahale edin. Düşün adam hem parlamentoda hem diyor ki gel askeri darbe yap. Güzel. Şimdi gelelim şey demek ki bir disk solcu. Ülkedeki ne kadar sol grup varsa tamamını aldılar mı abi solu yok edin. Ülkücülerin de en az %85'ini attılar hapse. Alparslan Türkeş başta olmak üzere. Şimdi bir onları da aldılar mı kardeşim? Gelelim öte yandan. Asıl mesele şimdi ekonomik kısmı asıl. 24 Ocak kararları alınmıştı Selim. O 24 Ocak kararları demokratik bir ülkede, parlamentonun çalışmış olduğu bir ülkede hiçbir zaman hayata geçirilemezdi bu kararlar. Tıpkı bugünkü gibi büyük ekonomik zorluk, efendim işte yoksul kesim, memur, emekli falan hepsi kemer sıkacak, mahvedilecek. Dolayısıyla bu kararların uygulanabilmesi için bir diktatörlüğe ihtiyacı vardı. Peki bunun mimarı kim? İki tane mimarı var. Süleyman Demirel ve Turgut Özal. Şimdi dikkatini çekerim. Çok önemli bir cümle. Darbe yapılmadan 6 ay önce falan yukarıdan telefon Genelkurmay'dan Turgut Özal'a dediler ki gel bize ekonomik briefing ver. Pardon Selim, Genelkurmay ve ekonomik briefingi alıyor. Turgut Özal dedi ki Süleyman Demirel'e beyefendi böyle git dedi ver. Darbe oldu, bütün siyasetçiler tutuklandı, bir kişi. Kim abi? Turgut Özal. Oysa ki anne Turgut Özal yıl 1977 İzmir'de MSP'nin milletvekili aday adayıydı seçilemedi. Kardeşi Korkut Özal. Korkut Özal bütün herkes hapishaneye gitti. Korkut Özal gitmedi, hastahanede geçirdi o süreci. Ayrıca aynı Turgut Özal kimi kurtardı? Fethullah Gülen'i. Bak, şimdi darbe oldu. Yeniden aynı Turgut Özal ekonominin briefing aldılar, başına getirdiler. Ondan sonraki süreci biliyorsun 82 Anayasası, 83 seçim, ANAP diye bir parti. En önemli özelliğine 24 Ocak kararları hayata geçirildi. Tabii darbe, marbe, sık yönetim bir sürü şeyler. Kimsenin çıtı çıkamadı. Sendika yok, disk toplanmış, herkes hapishanelerde. Bir kere hayata geçirdiler mi? Kim mutlu? TÜSİAD mensupları mutlu. Sandılar ki kendi çıkarları. Şöyle bir köşeli parantez içinde bir cümle. Barış gönüllerini hatırlıyorsun. Dünyaya salacaklar. John F. Kennedy konuşmasında ne dedi biliyor musun? Hepsi karşısında dünyaya gidecek. Devlet bizim için ne yapıyor demeyeceksiniz. Ben devletim için ne yapıyorum diyeceksiniz. Kapattım köşeli parantezi. Oysa bizim kapitalistler ne düşünüyor? Ben ne yapsam da devleti soysam, devletten zenginleşsem, hep ben zengin olsam gerisin umurumda değil. İşte sonuç geldiğimiz yer burası. 12 Eylül 1980'deki faşist darbenin yaptırılmasının son maddesi başka bir şey. Ordu kendi içinde kendi evlatlarını yedi. Ben 78'li subayım biliyorsun. Benim devrem tamamını ihraç etti. Kara ve jandarma denizle havanın %50'si kalmıştı. Sonuçlardan birisi daha ne biliyor musun? Jandarmada teğmenler idam edildi. Örgüte soktular abi. Örgüte soktular Ömer Yazgan. 4 kişi şey. Örgüte soktu onları yedi. Şimdi sonuç açısından geldiğimiz yer neresi bir? Küreselcilerin istedikleri oldu mu Selim? Özelleştirme işte bugün her şey yok edildi. Başlangıcı kim nedir? Turgut Özal, ANAP'ladır. 12 Eylül 1980 nedir? Hatırlasana, gerçi senin yaşında küçük çok hatırlamayabilirsin de. Kenan Evren helikopterlerden, uçaklardan anoldu. İnsanların üzerine ayetler attırdı mı kardeşim? Attırdı. Kendisine başyaver olarak seçtiği albay kimdi? İlahiyat mezunu değil mi? İmam Hatip mezunu ilahiyat. Sonra albay bir tuhaf bir helikopter kazasında ölecek. Sonra bak. Her konuşmasının nasıl başlıyordu? Ben de hoca çocuğuyum diye. İstismar. Milli Eğitim'in başına kimi getirdi? Emekli General Hasan Sağlam. Neler açtırıldı?
şeyler, imam hatipler açtırıldı. Yine din, bak din istismar, inanç istismar. Onlardan önce yine istismar eden birisi var ki buradan Hulusi Akar'ı konuşacağız seninle sonra bak. Ama bir şey hatırlatarak yol vereyim sana. Cevdet Sunay Cumhur Reisi. Kimdi Cevdet Sunay? Genelkurmay Başkanı'ydı, öyle mi kardeşim? Heh. Demecinin birisi nedir biliyor musun? Bu yine çok dert yanıyor işte bu sivil liselerden, öğrencilerden. Yine aynen Hulusi Akar'ınkine benzer böyle bir cümle kurarak İmam Hatip'ten yetiştirmeleri gerektiğini söyledi öğrencilerin, gençliğin. Abi ne istiyorsunuz bu gençlikten siz ya? İmam Hatip liseleri gerekli, okullar gerekli, tamam. Ama ne istiyorsunuz siz bunlardan? Niye akıl yok, niye bilim yok, niye pozitif şey yok, akıl yok? Kardeşim siz niye bunu değil de bunları bak. Bu ülkenin çocuklarını nasıl harcadılar görüyor musun? Sonuç olarak abi 12 Eylül 1980 benim net ifademdir. İslamofaşizmin Türkiye'deki kökleşme zeminidir. 12 Eylül 1980 zemin ne? 28 Şubat. 28 Şubat neyin zeminidir? AKP'nin üretilme zeminidir. O işte gençlerin gelmesi, şunu olması, bunu olması. Şimdi bütün millet Recep Tayyip Erdoğan'ı hani muhalif olarak Erol mütercimler de başta olmak üzere çeşitli şekillerde eleştiriyoruz değil mi? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten haksızlık yapıyoruz. Sebebini söyleyeyim bir dakika. Niye? 12 Eylül 1980'de kaç yaşında Erdoğan? 24 yaşında. Çünkü ben aynı doğumluyuz. O Şubat ben Mayıs doğumluyum. Nerede bu adam? 24 yaşında nerede? Bilmiyorum sokakta nerede bir yerde çalışıyor. Pardon. 2002'de sonrası başbakan olarak getirdiğiniz zemini siz hazırladınız. Niye kızıyoruz şimdi biz Erdoğan'a? Onun için hani benim gibi adamlar kızmıyor. Niye? Çünkü üzerinde çalışmışız. Şimdi yeni bir kitabım yayınlanıyor. Tam üstüne geldi. Büyük komplolar, isyanlar, ihtilaller, darbeler. İşte bir aya kadar piyasada çünkü kitap fuarlarına yetiştiriyor. Üç kitabım yayınlanıyor üst üste. Daha yeni yazdım bunları Selim. Üstelik 13 yıl üzerine araştırma yapmışım. Ergenekon'da yargılanırken çok dava konusu. Hatırlıyorsun o kitapları yaktım ya onları. Dava konusu olmuş. Ama şimdi dedim ki arkadaşlarım çok zorladı. Tamam dedim mezara gitmeden yeniden bütün bunları yazacağım. Bak Kanlı Pazar'ı yazmışım, 12 Eylül'ü yazmışım, 12 Mart'ı yazmışım. Arada başka bir şey daha yazdım Amerikalıların başka bir hikayesini. Baksana Selim. Bir ABD'li diplomata göre durum Türk ordusu solcudur ve milliyetçi bir iktidar yakındır diyor. Ne zaman? Dikkat! 13 Ekim 1970 Devrim Gazetesi'nde koca röportaj bu. Onun için diyorum ya ağzını açmaya kalkmasınlar. O arşiv başka türlü çıkacak çünkü artık bu yaştan sonra. Abi, ve ben noktayı koydum. Şimdi birinci bölümle ilgili ben size geçen kısa kısa notlar ne aldım. Diyeyim? Oradan, Abdullah. Ne diyeyim? Oradan birkaç şey söyleyeyim. Öncelikle ekonomi penceresinden bakarsak 1980 yılı başı dünyada yepyeni bir dönem başlangıçtı. Amerika'da Reagan, İngiltere'de Thatcher ile beraber aslında bir film artisti Amerika'da Reagan. Thatcher daha aslında etkili bir karakter İngiltere'de ama her ikisinin de ortak seslendirdi. Amerika ve İngiltere'nin ortak seslendirdiği bir ekonomi modeli var. Bir şey söyleyeceğim. Reagan niye ödüllendirilerek Cumhur Reisi yapıldı? Çünkü geçmişte komünistler diye ihbarlarda bulunduğu için onu ödüllendirdiler. Başta Marlon Brando olmak üzere hepsini komünist diye abi ihbar etti. O McCarthy dönemi var ya kara dönem. Hadi. O dönemin ihbarcısıdır da onun için. İspiyoncu ihbarcı. Reagan, bu da kapak olsun diyor ya çocuklar. Reagan döneminde Amerika ve İngiltere'nin çok üzülüyorum sinirlenme. Yepyeni bir uygulama modeli var ekonomide. O da şu Amerikan dolarını bütün dünyada hem dolarizasyonunu hızlandıran hem de turbo kapitalizm dediğimiz liberalist iktisadın önünü açan bir anlayış. Özelleştirme olarak birinci düzeyde Türkiye bunu tanıdı. İngiltere'de İngiltere demir yolları yanılmıyorsam %3'ü özelleştirildi. Toplam %3'ü o da borsaya açıldı. Ama bütün dünyada bizim gibi ülkelerde ne kadar kamunun borçlanarak yaptığı kamu iktisat teşekkülü varsa bunların satılması gerektiği, ekonominin üzerine yük olduğu, hantal olduğu konuşması başladığını söylemeye bu ekonomi anlayışı Türkiye Ocak kararları olarak getirilmeye başlandı. Bunların en önemli konularından bir tanesi ve en önemlisi bu çok çok önemli bir konu. Daha önce hükümetler hazine paraya sıkıştığı zaman Merkez Bankası'ndan borç alırdı. Emisyon arttırırdı, borç alırdı. Bir zaman sonra nakit akışını dengelediği zaman geri verirdi. Özal'ın çıkarttığı en önemli karar
Merkez Bankası'nın hazineye borç vermesini yasak getirildi. Onun yerine devlet iç borçlanma senetleri çıkarak bize para satan global sermayenin devlete para satmasının önü açıldı. İki şey yapıldı. Bir, devlet borçlandırılmaya başlandı. Şöyle söyleyeyim. Özal dönemi devletin borçlandırıldığı, kamunun, AKP dönemi vatandaşın borçlandırıldığı, herkesin gırtlağına kadar borcu sokulduğu bir süreç oldu. Bunlar hepsi farklı farklı evreler. Yani 12 Eylül Türkiye'ye Thatcher ve Reagan ekonomisi olarak ifade edilen Türkiye'nin iktisadi bağımsızlığını tamamıyla elinden alacak olan iktisadi adımların Türkiye'ye kabul ettirildiği dönem olarak karşımıza çıkıyor. Hiçbir şey yapılmamış olsa bile bu darbenin bana göre sadece Ocak kararlarına baktığımız zaman bu darbe bildiğiniz bir NATO darbesidir. Bu dönemden sonra siyasal İslam olarak ifade edilen sürecin önü açıldı ve aslında bunun devamı Büyük Ortadoğu Projesi olarak karşımıza çıktı. Ilımlı İslam modeli olarak ortaya çıktı. FETÖ'nün önünün açıldığı, güçlendirildiği bir dönem olarak karşımıza çıkartıldı. Ve gerçekten bu ülkede ülke için daha önce Türkiye NATO'ya girmeden önce Atatürk döneminde, Mustafa Kemal Atatürk döneminde milliyetçilik bu vatan için ne yapacağını sorusunun cevabıydı. Vatanperverlikti. Maalesef NATO'ya girdiğimiz günden beri milliyetçilik Amerikan menfaatleri için ve kendi menfaatin için ne yapacağın sorusunun karşılığı. Yalnızca Amerikan menfaatleri değil, abi, uluslararası müesses nizamın nizam kapitalistleri için. Sen genel cümleyi kullandın, doğrusu bu. 12 Eylül sonrası Ocak kararıyla birlikte Türkiye'ye gelen turboya da vahşi kapitalist olarak ifade edilen anlayıştı. Bravo. Burada 12 Eylül öncesinde 3 tane evladımızı, aslında bu ülkede heykeli dikilecek 3 tane ismi, Denizli, Hüseyin, Yusuf'u biz şehit olarak verdik, kaybettik. Ben bir anımı anlatayım. Bir iki tane kendi hayatımdan da örnekler vereceğim. Biri 12 Eylül olmadan önce rahmetli amcam Aytekin Kotil'le aynı binada oturuyoruz. İnan kendi ailemi silahla, tüfekle gece nöbet tutardık ki gelip bize ülkücüler şey yapmasın diye. Maalesef bu ülkede ülkücü olarak ifade ettiğimiz arkadaşlar Amerika'nın menfaatleri doğrultusunda birçok insana böyle nahak yere vurdular, toplandılar, karar verdiler. Olmadan vurdular. Aydır Hocam anlatıyor. Akçabat'ta CHP ilçe başkanı, yani çok önemli bir CHP'li bir çok pırlanta gibi bir adam. Gelmiş bir gün hocam demiş ki ya hoca beni vuracaklar demiş ya. Adamın diyor etrafında iyilik yapmadı hiç kimse yok. Bir gün sonra vurdular diyor adamı. Şimdi yani bu insanların yatacak yeri yok. Bunları yapanların. O yüzden ben nöbet tuttum. Benim büyük abim, benim biliyorsun ablam da Türkiye Deresi yaptı. Ben de çocuklarım da. Abim okuyamadı. Niye? Okula gönderemedik. Çünkü yani vuracaklar diye korktuk yani o dönemde. Ben 12 Eylül'den Çatalca Çiftlik'teydim. İlk duyduğum zaman en azından şunu dedim. Evet tabii çocuk olarak o ayrım yapamıyorum. Amerikan darbesi midir denir ama can güvenliğimizin geldi. Çünkü Türkiye'nin o noktaya gelmesi. Demirel'in sözü var. Niye 11 Eylül değil de 12 Eylül diye. Ya şey derdi ya. Hani 13 Eylül'e kadar akan kan nasıl oldu da 14'ünde bir anda durdu. Yani provokasyon çünkü. Yani burada hani anlatmak istemedim. Kahramanmaraş'ta meseleyi nasıl hazırladılar? Çorum'da nasıl hazırladılar? O sinema salonuna ses bombasını kim niye attı? Yani öbür tarafa 20 tane milli eğitim, özür diliyorum, milli piyango satıcısı şapkalı o ajanlar niye geldi? Anlatacağım o kadar yani çok şey. Yani burada abi, burada dolayısıyla Türkiye'de çok masum insan katledildi. Demin örneğini verdiğim 3 tane milli mücadelede bu kadar adam kaybetti. Evladımızın Deniz Genç, Hüseyin Hanlarım, onlarınla ilgili bir anım da şöyle var. Bir gün Ankara'da Bağımsız Ülke Partisi'nin binasındayız. Haydar Hocam'la oturuyoruz. Bir arkadaş birisini getirdi. Partiye üye olmak istediğini söyledi. Baki Tu isminde geldi. BTP'ye katılmak için geldi. Kendini tanıttı. Bir de övünerek tanıttı. Ben işte o karar şey yapan savcıyım, mavcıyım işte. O 3 tane evladımızın. Hocamın yüzü böyle bir ekşidi, bir değişti. Onların üçü de şehittir dedi. Vatan evladıdır dedi. Bir fırça attı. Kovdu gitti onu. Hiç unutmuyorum böyle. Öyle ağrına gitmiştik ki o zaman. O yüzden yani
maalesef bu ülkede bence en önemli, Türk siyasetçisinde olması gereken en önemli kavram aidiyet duygusudur. Özal parti kurarken de rahmetli amcam Atin Kotil'e geldi. İstanbul Büyükşehir'i aday göstermek için de geldi. Ama amcam hiçbir şekilde bunu kabul etmedi. Olmayacağını söyledi. Ve babamla konuşurken evet bu ülkenin başına gelecek dedi bu Özal. O da söylüyordu. Geleceğini de söylüyordu. Ama dediğim gibi işte Reagan Thatcher ekonomisi bu ülkeye uygulanmak üzere getirildi. Evet hep şöyle denir işte Özal döneminde özgürlükler geldi diye ifade edilir. İtirazım var. Burada bir şey söyleyeyim, burada bir örnek anlatayım. Bunu diyenlerle Erzincan Çöpler'de dünyanın en kıymetli altın madeni çıkartan Yahudi firmasının milyarlarca dolarlık serveti bizden alıp götürürken orada işçi çalıştırıyor, Türk işçileri. Aa buraya istihdam getirdi diyenler aynı kafadır, onu diyecektim. Yani ne getirdi? İstihdam getirdi. Lan senin servetin gidiyor. Kimse bunu sorgulamadı. Şimdi Keynes'ten sonra 1930'lardan 40'lardan sonra bizim gibi ülkelere şu tavsiye edildi. Borç para al, büyük yatırımlar yap. Sonra biz borç parayı aldık, borçlandırıldık. Sonra bu yatırımları bize yaptırttılar, bizi borçlandırdılar. Sonra yaptığımız yatırımlar zarar ettiriyor diye haraç mezat elimizden aldılar. Bir tane unaktan vardı, babalar gibi satıyormuş. Şimdi bakalım öbür tarafta huzur içinde yatıyordu. Şöyle kapatayım bu 12 Eylül meselesini. Dikkat et şimdi bak. Turgut Özal demin dedi yani özgürlükler getirdi falan filan diyorlar. Pardon, bir tek şey anımsatacağım. Bu 82 Anayasası işte o dönemde siyasetçilere yasak getirilmişti ya. Daha sonra yasakların kaldırılması toplum çok baskı yaptı. Eski siyasetçilerin yasakları kalkacak, yeniden siyasete geri dönecekler. Turgut Özal ve Güneş Taner. Güneş Taner üzerine no 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 hayır diye yazılı tişörtlerle dolaştı. Turgut Özal çok bastırdı ki bunların yasaklarını kaldırmayın diye. Belleğin beni yanıltıyor olabilir. %50,5'a 49,5 mu 51 mi çok yakın. Çok yakın bir aralıkta zor kaldırıldı. Hangi özgürlükler getirildi meselesi var. Bir cümlemde şu. Dikkat et bak, önce Turgut Özal getirilecek. Tabii Süleyman Demirel'in çok büyük hatasıdır, yazdım burada kendi hatıratından yazdım, kendi dilinden. Kimi getirecek? Tansu Çiller'i. Dikkat, gümrük birliğinde tek taraflı bizi sokacak, yıkılacak, ekonomiyi yıkan. Arkadaş bir bu 24 Ocak kararları alacak. Onlar hangi kararları alacak hatırlasana, 5 Nisan kararları onlar almadı mı kardeşim? Yıkıldı mı? Yıkıldı. Sonra kim gelecek? Kemal Derviş gelecek. Sonra kim gelecek? Son adım Mehmet Şimşek gelecek. Dikkat et bak. Şuraya bakar mısınız kardeşim? Şuraya bakar mısınız? Tansu Çiller'le kimin arası çok iyi, aralığında su sızmıyor? O dönemdeki Adana konsolosuydu ABD'nin. Sonra onlar Tansu Çiller'le Boğaz'da Yeniköy'de yalı komşusu falan oldular. Neyse. O kısımlar çok noktalamış yani, ol. 12 Eylül'ü kapatalım. Şunu söyleyeyim. 12 Eylül darbesi olduğu zaman herhalde Amerikalıların sözü Our Boys. Our Boys Have Done It dedi. Kim söyledi abi onu? Fıstıkçı Jimmy Carter efendim operada izlerken bizim buradaki CIA'nin sorumlusu hendize geldi, kulağına eğildi. Our Boys Have Done It. Bizim çocuklar başardı. Bizim çocuklar başardığının iki tane versiyonu ifade edilir. Birisi denir ki ülkücülerden söz ediyor. Birisi denir ki generallerden. Benim düşüncem şudur. Generallerden söz etti abi. Bizim çocuklar diye hitap etti. Ha 12 Eylül'ün sonuçlarından birisi de ne? 18 yaşında olmamış olan 17 yaşındaki Erdal Eren yaşı büyütülerek, düşün bu ülkenin profesörleri utanmadılar. Yazıklar olsun onun ismini zikretmeyeyim, öldü gittiler. Kemik yaşını büyüterek çocuğu idam ettirdiler. Üstelik de o çocuk jandarmaya ateş eden o değil, jandarma birbirine o güvenlik mes birbirine ateş ederek öldürmüştü. Kriminalin sonucu rapor ortada. Bu Kemal Eken, Orgeneral Kemal Eken'e suikast girişimi gibi. O Kemal Eken'in, Orgeneral'in kendisi söyledi ya. Jandarma beni korumak için birbirlerine çocuklar vurdu. Neyi anlatacağız ki? Noktalayalım. Evet, 50 kişi de idam edildi. Şöyle yapalım. Birinci bölümümüzü böyle noktalayalım. İkinci bölümümüze başlayalım.